gözler, ah o gözler. İnsanların %6'sı göz kürelerini titretebiliyor ve hızlı bir şekilde ileri geri sallayabiliyor. Bunu yapabilenlerin gözlerinde bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bazı insanların yapabildiği benzersiz bir numaradan ibaret. Partilerde bayağı sükse yapacağını düşünüyorum. Kemikleriniz her gün fazlasıyla kullanılmak için tasarlanmıştır ve bazıları vücut ağırlığınızın 2 hatta 3 katını çekebilir. Bu etkileyici olsa da dişleriniz kemiklerinizden daha güçlüdür. Bir şeyi ısırdığınız zaman dişleriniz 90 kilograma kadar inanılmaz bir basınç uygular. Bu arada diş minesi de iskelet sisteminizin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Midenizin inanılmaz bir kapasitesi var ve yaklaşık 2 litre kadar sıvı alabiliyor. Yani büyük bir şişe kolayı kaldırabilir. Lakin katı gıdalar mideye gitmeden önce dişlerinizle işlendiği için midenize ne kadar katı gıda sığdırabileceğinizi tahmin etmek zordur. Bir hindiyi alacak kadar yer olmadığı kesin ama normal boyuttaki bir tavuğu pekala alabilir. Elinizi her çevirdiğinizde kollarınız boyunca uzanan kemikler çaprazlanarak üst üste biner. İnanmıyorsanız kendi elinizi çevirin ve doğru mu bir bakın. Evet, aslında pek işe yarar bir şey değil, öyle değil mi? Şimdi bana midenizi gösterin. Göbeğinizi işaret ediyorsanız kusura bakmayın ama midenizin yerini bilmiyorsunuz. Çünkü mide biraz daha yukarıda, kaburgaların arasında saklıdır. Kemiklerle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim. Vücudunuzun %60'ının su olduğunu biliyorsunuz değil mi? Burada asıl ilginç olan şey kemiklerinizin de bu orana dahil olmasıdır. İnsan kemiklerinin %25'i sudan oluşmaktadır. Bilim insanları apandisitin kalıcı olmadığına inanıyor. Ayrıca ona neden ihtiyacımız olduğunu da hiç kimse tam olarak bilmiyor. Gerçi bazı araştırmacılar atalarımızın yediği ağaç kabuklarının sindirilmesini sağladığını düşünüyor. Ancak artık beslenme düzenimizin bir parçası olmadığı için apandisit vücudumuzda herhangi bir soruna neden olmadan alınabiliyor. İnsan gözüyle bir araba motoru arasında bazı benzerlikler var. Bir motor çalışmak için benzin, gözlerde gözyaşını kullanır. Gözlerin iyi çalışması için gözyaşlarının gözün her yerine düzgün bir şekilde dağılması gerekir. İşte günde 20 bin kez göz kırpmamızın sebebi budur. Bu durumda göz kapakları cam silecekleri oluyor galiba. Biz farkına varmasak da vücudumuzun neredeyse tamamı tüylerle kaplı. Hatta göbek deliğimizde bile tüy var. Bunların amacı tiftik tutmak. Vücudumuzda dolaşan kandan herhangi bir besin almayan tek organımız gözlerimizdeki korneadır. Kornea onun yerine gözyaşlarıyla ve gözlerin ön kısmındaki sıvıyla beslenir. Kişisel bir korumanız olduğundan haberiniz yoksa daha derinlere bakın. Karaciğeriniz sizi toksinlerden ve istemediğiniz birçok şeyden koruyan bir güvenlik görevlisi gibidir. Ayrıca hasar alması çok zordur ve kendini yenileyebilir. Yüzünüzün kızarmış olması vücudunuzdaki kan akışının hızlandığını gösterir. Ayrıca bu sırada sadece yanaklarınız kızarmaz, aynı zamanda mide zarınız da kızarır. Bunun nedeni mide zarında birçok kan damarı olmasıdır. Her zamankinden daha fazla kan olduğu zamanlardaysa kırmızıya döner. Vücudunuzun sadece %43'ü gerçekten sizsiniz. Geri kalanınızın %50'sinden fazlası bağırsaklarınızdan ve başka bölümlerinizden ayrılmadan yaşayan mini minik yaratıklardan ibaret. Fakat kendi hücreleriniz mikrobiyal hücrelerden az da olsa ortalama olarak hala yaklaşık 100 trilyon hücreye sahipsiniz. Hadi sayalım mı? Siz önden buyurun. Midenizde her 3-4 günde bir yenilenen bir zar var. Bunu kendisini yememek için yapıyor. Çünkü sindirim asitlerimiz oldukça zarar verici olabiliyor. Siz uyurken kesinlikle dinlenen bir organınız varsa o da burnunuzdur. Uyuduğunuz sırada kötü bir koku almazsınız. Bunun sebebi koku duyunuzun geceleri etkisiz hale gelmesidir. Yatak odanızda berbat bir koku olsa bile bu sizi rahatsız etmez. Plastik parçalar, cam ve madeni para gibi küçük cisimleri yanlışlıkla sindirebiliyoruz. Sindirim sisteminizden 48 saatte geçiyorlar. Gerçekten bu konuda bana güvenebilirsiniz. Hem yapabileceğiniz daha iyi şeyler olmalı. Bilim insanları eskiden 10 bin kokuyu ayırt edebildiğimizi düşünürlerdi. Hayır, yakın zamanda yapılan araştırmalar insanların 1 trilyondan fazla kokuyu algılayabildiklerini ortaya koydu. Üstelik kokuları her şeyden daha iyi hatırlıyoruz ve koku bazı eski anıları hatırlamamızı sağlayabiliyor. Küçük miktarda plastikleri öğütebiliyor olsak da insan sindirim sistemi çimeni neredeyse hiç öğütemiyor. Otlayan hayvanların buna özel dişleri ve çiğ yapraklarla çimeni öğütecek birkaç mideleri var. Ancak bizde o şeylerin hiçbiri yok. Ne olsun? Kendinizi kötü hissetmeyin. Memeliler arasında sadece insanlar her zaman iki ayaklarının üzerinde yürüyebiliyor ve o duruşu hayatları boyunca koruyabiliyor. Kanguruların ya da gorillerin de bunu yapabildiklerini söyleyebilirsiniz. Fakat kangurular kuyruklarını üçüncü bir bacak gibi kullanıyor. Gorillerse dengelerini uzun kolları sayesinde sağlıyor. Mide, bağışıklık sisteminin en önemli savunma mekanizmasıdır. Midemizdeki hidroklorik asit, tehlikeli yiyecek toksinlerini, yediğimiz yiyeceklerle gelen virüsleri ve bakterileri öldürüyor. Bu asit mideyi bile sindirebilir ama mukoza zarı onu koruyor. Vücut yağı sadece bir fazlalık değildir.
yalıtım malzemesi, enerji rezervi ve tampon görevlerini de görür. Vücudunuz yağın çoğunu karın bölgesine gönderir. Çünkü iç organlarınız oradadır. Başınıza bir şey gelirse bu yağ katmanı hayati organlarınızı tamiri olmayan hasarlardan koruyabilir. Gerçekten çok hızlı olan iki kasa sahibiz. Bu kaslar göz kapaklarının kapanışını kontrol ediyor. Evet, vücudumuzdaki en hızlı kaslar bunlar. Gözler hassas organlardır ve korunmaya ihtiyaç duyar. İşte bu yüzden refleks tetiklenince bu kaslar gözleri 100 milisaniyede kapatır. Bu süre 0,1 saniyeden bile azdır. Sadece mor, mavi, yeşil, sarı ve sarı kırmızı renklerini algılayabiliyoruz. Geri kalan her renk bu renklerin kombinasyonudur. Her insanın görme gücü az da olsa farklı olduğu için insan gözünün bu kombinasyonlardan kaçını görebildiğini hesaplamak imkansızdır. Fakat ortalama 1 milyon kombinasyonu görebildiğimizi söyleyebiliriz. Dişlerinizi günde 2 kez fırçalasanız ve gargara yapmayı hiç unutmasanız bile ağzınız vücudunuzun en kirli yerlerinden biri olmaya devam eder. Çünkü burada milyonlarca bakteri yaşar. İyi haberse bu bakterilerin birçoğunun vücuda faydalı olmasıdır. Bunlar vücudumuzu kötü bakterilerden ve virüslerden korur. İkinci en kirli yerse göbek deliğidir. Büyük ihtimalle en çok ihmal ettiğimiz yer olduğu için o kadar kirlenir. İşin aslı doğduktan sonra onu kullanmıyoruz. O yüzden bu terk edilmiş alanda her türlü mikrop, ter ve kir birikiyor. Göbek deliğinde 2300 bakteri türü bulunuyor ve buraya fazladan ilgi göstermemiz gerekiyor. Güçlü bir şekilde el sıkışabiliyor olmanızı yaptığınız güç antrenmanlarına mı bağlıyorsunuz? Esasında bunu serçe parmağınıza borçlusunuz. Şaka yapıyorum. Ama yine de serçe parmak bütün parmakların içinde en güçlüsüdür. Bu mütevazı parmak elin gücünün %50'sinden sorumludur. Buna rağmen en fazla kullanılan parmak baş parmaktır. Elin hareketlerinin %40'ı onun sayesinde yapılabilir. Muhtemelen onu en önemli parmak yapan şey de işte budur. İki mütevazı yardımcımız daha var. Bunlar ağırlığınızın yaklaşık %40'ını taşıyan ayak parmaklarınız. İnsanların yürümek için ayak parmaklarına ihtiyacı olmadığını söyleyen birini duyarsanız ona inanmayın. Çünkü yürürken temel itme hareketini onlar yapar. Domateste insanlardan daha fazla gen vardır. Gerçi bu sizi rahatsız etmemeli. Çünkü burada önemli olan şey genlerin sayısı değil, bağlantılarının karmaşıklığı. Tırnaklar sadece küçük cisimleri yakalamamıza ve etiketleri sökmemize yardım etmez. Bastırabileceğiniz öyle sert bir yeriniz olmasaydı bir şeyi ne kadar sıkı tutmanız gerektiğini anlayamazdınız. Saç renkleri genlerle kolayca açıklanabilir. Doğal kızıl saçlara sahip insanların oranı %2 bile değildir. Onları %3 oranla sarışınlar takip eder. Kahverenginin bütün tonları ise sadece %11 orana sahip. Geri kalan çoğunluk siyah saçla beraber çok koyu kahveye gidiyor. Saçınız belirli bir uzunluğa gelince uzamayı durdurabilir. Bir saç teli genellikle 2 ila 7 yıl kadar uzar. O yüzden boyu genellikle 106 cm'yi geçmez. Birisi bunu en uzun saç dalındaki tüm rekorları kıran şu Çinli kıza da söylesin. 2004 yılında saçı 5,6 metreydi. Rapunzel, nerelerdeydin canım? Güldüğümüz, düşündüğümüz, bir şeye baktığımız, hayal kurduğumuz, hareket ettiğimiz veya vücudumuzla başka bir hareket yaptığımız zaman nöronlar arasındaki bağlantılardan küçük elektrik sinyalleri ve kimyasal sinyaller geçer. Beynimiz daima aktiftir. Bazen uyurken uyanık olduğumuzdan bile daha hareketlidir. Bu arada nöronlar dünyadaki bütün telefonlardan daha fazla bilgi göndermektedir. Diyelim ki dışarıda bir yerde oturuyorsunuz ve bir böcek bacağınıza konuyor. Neyse ki cildinizde duyu nöronları var ve bu nöronlar mesajı beyninize hızlıca gönderebiliyor. Hem de bunu saatte 190 km gibi etkileyici bir hızla yapıyorlar. Beyin böceği hızlıca silkelemeniz için mesajı bacağınıza geri iletiyor. Bu bilginin hızı ise daha da fazla, saatte tam 320 km. Ayak tırnaklarınız el tırnaklarınızdan 4 kat daha yavaş uzuyor. Bunun sebebi ellerimizi ayaklarımıza göre daha yoğun bir şekilde kullanıyor olmamız. Aynı sebeple el tırnaklarımızın daha fazla travma yaşamasına neden oluyoruz. Sağ elinizde büyük olasılıkla sol elinizden farklı türlerde mikroplar var. Bunun nedeni mikropların derimizi baştan ayağa kaplaması ve çeşitliliklerinin derinin kalınlığı, nem oranı, sıcaklık, doku ve kimya gibi birçok şeye bağlı olmasıdır. Yani sağ ve sol ellerimizi farklı yollarla kullandığımız için iki elin mikroplara sunduğu koşullar da farklı olur. Tırnaklarımız ve saçımız başka hayvanların belirli bölgelerinde de bulunan keratinden yapılmıştır. Örneğin pençeler, toynaklar, boynuzlar, yün, kürk, tüyler, gagalar, kaplumbağaların kabukları, kirpilerin dikenleri keratindendir. Vücudumuz yıldız tozundan yapılmıştır. Gerçekten vücudumuzdaki daha karmaşık elementler sadece süpernova patlamaları sayesinde gelmiş olabilir. İlk yıldızlar bir araya toplanan gaz kütleleriydi. Bir noktada yanma işlemi başladı. Bu da sonunda merkezde bir nükleer reaksiyona yol açtı. Büyük patlamadan hemen sonra ortaya çıkan yıldızlar,
Güneşimizin şu anki halinden 50 kat daha büyüktü. Bu yıldızların içinde hiç bitmeyen bir element üretme işlemi vardı. Çünkü o büyük yıldızlar yakıtlarını daha hızlı yakıyordu. İnsan vücudundaki birçok element de milyarlarca yıl önce o yıldızlarda oluştu. Yani göğsünüzü gere gere aslında ölümsüz olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ne harika, öyle değil mi?